tabi ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyenlerimize tarama programları ile ilgili de bilgi vermek ister misiniz? Çünkü önemli bir detay. Dediğim gibi Sağlık Bakanlığı, aile hekimleri ile esasında en çok topluma ulaşabilecek olan kesim onlar. Bakanlıkta çok güzel çalışmaları var ve bunda biz dünyada da iyi bir yerdeyiz. Yani Almanya, Finlandiya, Fransa falan hepsi bunları yapıyor. Şimdi önerilen şu, eğer ailede kalın bağırsak tümörü var ise, yani anne, baba, dede falan bunlarda, o zaman 40 yaşında mutlaka ya da 40 yaş civarında kolonoskopi yapılması öneriliyor. Eğer daha sık, yani böyle sırayla geliyorsa, bütün erkeklerde var falan filan, o zaman daha erkene çekmek lazım. Yani diyelim ki kişinin babası 37 yaşında kalın bağırsak tümörü olmuş, o zaman 40 yaşını beklemenin anlamı yok, daha erkene çekmek lazım. Eğer ailede yok ise 50 yaş sınırı kabul ediliyor. Ama burada da arada check-up'lar falan yapılırken gaytada gizli kan testi bakılması. Bu önemli bir ipucu. Eğer polip var ise ya da tümöre doğru giden bir şey varsa, bir boru gibi düşünün kalın bağırsağı, içinden büyük abdest geçerken o polip de böyle bir yapı, onun üzerinden kanamaya neden oluyor. Ama bu gözle görülmeyebilir. Ama testlerde çıkar. Gaytada gizli kan pozitifse, yani büyük abdestte kan varsa, zaten gözle görülüyorsa ayrıca mutlaka doktora gidilmeli. Ya rektoskopi ya kolonoskopi yapılmalı. Hiçbir problem yok. Her halükarda 50 yaşında kolonoskopi, 50 ile 60 yaş arasında iki kere yapılması. Kolonoskopi de gastroskopi de. Bakın hatta Japonya'da, şimdi onlar bilirsiniz, çok sushi ve çiğ balık, evet, tütsülenmiş ürünler falan çok tüketirler. Bu da mide tümörüne bir predispozandır. Yani mide tümörü onlarda çok yaygındır. Tüsülenmiş gıdalar. Gıdalarla beslenmek. Evet, çiğ balık yemek ya da işte yengeç falan filan ürünler. Onlar da mide tümörü çok yaygın olduğu için beslenme türünden dolayı. Diyelim ki bir özel sigortası var bir Japon'un. Yılda der ki iki kere gastroskopi yapılsın. Eğer sen yaptırmazsan, hasta olduğun zaman, mide tümörü olduğun zaman da ben ödemeyeceğim ameliyatını. Bu tabii önemli bir zorlayıcı. Neden bunu zorluyorlar Japonları? Çünkü onlardaki teknikler daha da gelişti. Sık mide tümörü olduğu için erken gastroskopiyle lezyonları küçük polip gibi ufak lezyonlar şeklinde yakalayınca, bu sefer gelişmiş endoskoplarla altı o lezyonu şişirip mide duvarına kaldırıp ayrılarak temizleniyor. Böylece kişi yine ameliyat olmuyor, iş büyümüyor, rakamlar büyümüyor, kemoterapi görmüyor, radyoterapi görmüyor falan derken önemli bir kazanım elde ediliyor. Onun için burada amaç bu. İnsanların ya hem ülke ekonomisi zarar görmesin, daha da önemlisi insanımıza bir şey olmasın. Evet.